Resmi gazetede yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Mülkiye Baş Müfettişliğinden Isparta Valiliğine atanan Vali Abdullah Erin göreve başladı. Erin'i valilik önünde garnizon komutanı Albay Merdin Kışkan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş, Jandarma Komutanı Albay Doktor Yunus Emre Karamanoğlu ve kurum müdürleri karşıladı. Ardından makamına geçen Vali Erin, burada karşılamada bulunan protokol heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Isparta'nın güzelliklerine güzellik katmaya gayret edeceklerine belirten Vali Abdullah Erin, birlikte Isparta'yı daha ileri noktaya taşıyacağız. Adaleti ön planda tutarak insanlarımıza, gönüllerimizi ve kapılarımızı sonuna kadar açmak suretiyle şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz diye konuştu. ...Sparta'nın güzelliklerine güzellik katmaya gayret edeceğiz. Hiçbir zaman tartışmaların, polemiklerin tarafında bulunmayacağız. Zaten huzurlu, sakin bir şehir. Bu huzur ve sükun ortamını daha da güçlendirmeye ve geliştirmeye çabalayacağız. Bütün birlikte çalışacağımız, birlikte... Isparta'yı daha ileri noktalara taşıyacağımız arkadaşlarımızla birlikte tam bir dayanışma ve işbirliği içerisinde adaleti ön planda tutarak, hakkı, hakkaniyeti gözeterek, insanlarımıza gönüllerimizi ve kapılarımızı sonuna kadar açmak suretiyle şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışını sergileyeceğiz. Kentin kültürel zenginliklerini ön plana çıkarmaya devam edeceklerini söyleyen Isparta Valisi Erin, Şehirdeki bütün taraflarla, bütün aktörlerle işbirliği içerisinde çalışacağız. Boşa harcayacak hiçbir zamanımız yok. Şehrin hayrına olacak her türlü düşünceyi dikkatle dinleyeceğiz." dedi. Sparta'nın ekonomisini, ticaretini, turizmini ve sahip olduğu bütün kültürel ve tarihi zenginlikleri daha çok ön plana çıkarmaya Ekonomik ve sosyal açıdan şehri kalkındırmaya yönelik yapılan çalışmaların üzerine yenilerini de katmak suretiyle Sparta'yı zaten yaşanabilir bir şehir, daha yaşanabilir bir hale getirmeye, yaşam kalitesi itibariyle de Türkiye'nin yaşan, yaşanmak istenecek bir şehir haline getirmenin gayreti çabası içerisinde olacağız. Şehirdeki bütün e, taraflarla, bütün e, aktörlerle, İşbirliği içerisinde çalışacağız. Boşa harcayacak hiçbir zamanımız yok. E, şehrin hayrına olacak her türlü düşünceyi dikkatle dinleyeceğiz ve e, o düşüncenin realize olması için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Kentin mevcut sorunlarını değerlendirerek Isparta'yı daha ileriye taşımanın çabası ve gayreti içerisinde olacağını vurgulayan Vali Erin, İnsanlarımızın hiçbir tanesi biz valimize, devletimize ulaşamayacağız, serzenişinde bulunmayacaklar. Onlar bize gelmeden biz onlara gideceğiz diye konuştu. Yarından itibaren arkadaşlarımızla birlikte oturup şehrin mevcut sorunlarını birlikte değerlendirecek ve şehrimizi ileriye taşımanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız inşallah. Allah bizleri mahcup etmesin. Öncelik vereceğimiz hususlardan bir tanesi de tabii ki bu memleketteki garip güreba, fakir fukara, yetimler, özel gereksinime sahip olan vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz. şehirlerimiz, özellikle bu gruptaki insanlarımızın hiçbir tanesi biz valimize, devletimize ulaşmayacağız, serzenişinde bulunmayacaklar. Onlar bize gelmeden biz onlara gideceğiz. Onların hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik her türlü çabayı gayreti Allah'ın izniyle ortaya koyacağız. Kısa süre içerisinde e, Sparta'da var olan güzelliklerin üzerine yenileri eklenecek. E, bunu hem sahada, ilçelerimizde, şehir merkezinde, e, kırsalda, kırsal altyapının e, iyileştirilmesi yönelik çalışmalarda. Ee, ve e, ekonomik olarak doğal güzellikler itibariyle de Sparta'nın sahip olduğu bu güzelliklerin hem Türkiye'de hem dünyada e, daha çok isminden söz edilen e, ve daha çok ziyaret edilmek istenen bir şehir haline gelecek Sparta inşallah.